Allah'ın selamı, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Selam en yüce yaratıcının üzerine olsun inşallah. Bugün sizlere Bestamlı Beyazıt, o büyük alim, o büyük zat, Bestamlı Beyazıt'tan bahsedeceğim inşallah. Çok önemli bir zat. Şöyle diyor, diyor ki, annemi iki defa çok kırdım diyor, annemi iki defa çok üzdüm diyor. Diyor ki, birinde yere düştüm diyor, boynum kırıldı diyor. Diğerinde de yine yere düştüm, sırtımdaki testiyi kırdım diyor. Ve annem ona çok üzüldü. O iki olaydan sonra ben annemden tokat yedim diyor. İlk defa tokat yedim. Ama ondan sonra annemi hiç üzmedim diyor. Annemin hayır duasını aldım diyor. 45 defa hacca gittim diyor. 45 defa hacca gitmiştir. O kadar önemli bir zattır. Bir gün nefsine yenik düşüyor ve diyor ki nefsi ona, Beyazıt sen 45 defa hacca gittin. Bundan sonra senin sırtın yere gelmez. Sen yüksek ihtimal Allah'ın yerine makbul buyurmuşsundur. Sana daha bir şey olmaz. 45 kere Beytullah'ı görmüşsün. Sana bir şey olmaz diyecektir nefsi. Beyazıt da nefsini yedik düşürecektir. Ve diyecektir ki, çıkacaktır dışarı. Diyecektir ki, 45 haccımı satıyorum. Satılığa çıkarttım diyor. Almak isteyen var mı diyor. Yanına bir adam geliyor. Diyor ki, kaç paraya satıyorsun haccını diyor. 45 haccını. Bestamlı Beyazıt diyor ki, bir dilim ekmeğe satıyorum diyor. Bir dilim ekmek. Adam fırına giriyor, oradan bir dilim ekmek alır, getiriyor. Bestamlı Beyazıt'a veriyor, diyor, al diyor. Ver bana 45 haccını diyor. Beyazıt diyor ki, al sana 45 haccım diyor. Sen olsun diyor. Bestamlı Beyazıt alıyor o 45, alıyor o bir dilim ekmeği. Hafif ileri gidiyor, sonra orada bir köpek görüyor. Bir köpek yavrusu. O bir dilim ekmeği o köpek yavrusunun önüne koyuyor. Köpek yavrusu sonra tek hamlede midesini alıyor. Tek hamlede yutuyor. Sonra nefsi konuşuyor, diyor ki Beyazıt, Beyazıt sen ne yaptığını zannediyorsun? 45 kere gittiğin haccı bir dilim ekmeğe tahammül ettin. O bir dilim ekmeği de köpeğin önüne attın, köpek de midesine indirdi. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Sen kendini büyük mü zannediyorsun ki böyle bir şey yapıyorsun diyor. Sen kendini ne zannediyorsun diyor. Bestamlı Beyazıt orada büyük bir olay geçiriyor. Ve bir gün yine bir rahibin yanına geçecektir, bir rahiple konuşacaktır. Rahip diyecektir ki Bestamlı Beyazıt'a, Beyazıt, Beyazıt, sen çok iyi birisin, düşüncelerin çok iyi. Keşke İsa'nın kulu olsaydın diyecektir. Bestamlı Beyazıt bir anda kaşlarını çatacaktır. Diyecektir ki, sen ne söylediğinin farkında mısın rahip? Sen ne diyorsun diyecektir. Rahip diyecektir ki, tamam sakin ol Beyazıt, sakin ol, özür dilerim. Yeter ki benle kal diyecektir. Önümüzdeki günlerde bizim her yılda yapılan bir toplantımız var. Ona katıl lütfen. Onu çok istiyorum. Gel diyecektir. Beyazıt kabul edecektir. Tamam diyecektir. Ve o gün gelecektir. Papazların efendisi, baş rahip gelecektir oraya. Konuşma yerine. Şöyle bir topluma bakacaktır. Böyle bir etrafı görecektir. Bakacaktır. Ve sonra diyecektir ki ben burada konuşma yapamam diyecektir. Oradaki halkman ayağa kalkacaktır. Niye diyeceklerdi başka papaz? Ne oldu? Niye sohbeti anlatmıyorsun? Ne oldu? Ne diyecektin bize? Niye anlatmıyorsun diyeceklerdir. Papaz diyecektir ki burada Muhammedi var diyecektir. Yani Muhammedi'nin maksat ne? Hazreti Muhammed'e inanan, İslam'ı düşünen, ona inanan bir kişi var diyor. Oradakilerin hepsi bir anda kalkıyor. Kim o? Çabuk bulunalım, öldürelim diyeceklerdir. Baş rahip kalkacaktır diyecektir ki sakin olun diyecektir. Ben onun kim olduğunu biliyorum. Ama siz bana söz verin. Siz bana söz verin, deyin ki onu öldürmeyeceğiz, ben onu ortaya çıkaracağım, deşifre edeceğim diyor. Oradaki rahipler tamam diyorlar, söz veriyoruz diyorlar. İncil adına söz veriyoruz sana, çıkar onu ortaya diyeceklerdir. Ve rahip diyecektir ki Bestamlı Beyazıt kalk ayağa diyecektir. Beyazıt kalkacaktır. Baş papaz diyecektir ki gel buraya diyecektir Beyazıt. Beyazıt onun yanına geldiğinde rahip diyecektir ki Beyazıt'a, sen çok düşünen alim biri misin Beyazıt diyecektir. Beyazıt diyecektir ki evet diyecektir. Evet ben bilirim bu düşünceler diyecektir. Tamam diyecektir papaz. Diyecektir ki sana 12 tane sorum olacaktır diyecektir.
Beslanır Bey diyecektir, tamam sor diyecektir. Papaz diyecektir ki, ikisi olmayan biri, üçü olmayan ikiyi, dördü olmayan üçü, beşi olmayan dördü, altısı olmayan beşi, yedisi olmayan altıyı, sekizi olmayan yediyi, dokuzu olmayan sekizi, onu olmayan dokuzu, on biri olmayan onu, on ikisi olmayan on biri ve on üç olmayan on ikiyi bana söyle. Yani burada ne diyor? İkisi olmayan biri derken, yani bir tane var, iki tane yok. Üçü olmayan iki, yani iki tane var, üçü yok. Bana onları söyle diyor. Bestanlı Benzit diyor ki tamam diyor. Başlıyor şifreyi açıklamaya. Diyor ki, ikisi olmayan birden maksat Allah'ın tekliği, Allah'ın varlığı, birliği demektir. Rahip tamam diyor. Bestanlı Benzit diyor ki, üçü olmayan ikisi ise gece ve gündüzün olmasıdır diyor. Tamam diyor. Diyor ki, dördü olmayan üç ise kadını boşamaktır diyor. Kadınları üç kere boşama hakkı vardır diyor. Tamam diyor. Beşi olmayan dördü Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an-ı Kerim'dir diyor. Tamam diyor rahip. Beşi olmayan dördü, sonra altısı olmayan beşi diyecektir. Beş vakit namaz diyecektir Bestamlı Beyazıt. Yedisi olmayan altı diyecektir. Göklerin ve yerin yaratıldığı o altı gündür diyecektir Bestamlı Beyazıt. Sekizi olmayan yedi diyecektir. Yedi kat göktür diyecektir Bestamlı Beyazıt. Dokuzu olmayan sekiz diyecektir. Diyecektir ki kıyamet günü arşı taşıyacak olan sekiz melektir diyecektir. Onu olmayan dokuzu diyecektir. Kadınların o dokuz aylık hamilelik süresidir. 11'i olmayan 10 diyecektir. Musa peygamberin Şuayb peygambere olan o 10 yıllık hizmetidir diyecektir. 12'si olmayan 11 diyecektir. Yusuf peygamberin 11 kardeşi diyecektir. 13'ü olmayan 12 diyecektir. Ve son soruda şöyle cevap verecektir. Bestamlı Beyazıt 12 aydır diyecektir. Tamam diyecektir Rahip, doğru bildin diyecektir. Sorularımı bildin diyecektir. Bu sefer Bestamlı Beyazıt diyecektir ki tamam sen bana sordun sıra bende, ben de sana sorayım diyecektir. Tamam diyecektir Beyazıt. Rahip diyecektir tamam. Beyazıt diyecektir ki cennetin kapısında ne yazıyor diyecektir. Bir anda şaşıracaktır papaz. Duraksayacaktır. Buradakiler bir anda ayağa kalkacaklar. Diyecekler ki ne oluyor papaz efendi? Sen bilmiyor musun? Bilmiyor musun cennetin kapısında ne yazdığını? Söylesene diyecektir. Papaz diyecektir ki biliyorum ama söyleyemem diyecektir. Neden diyecektir? Papaz diyecektir ki papazların başı, siz benim arkamda olduğunuza şahit ediyor musunuz? Benim arkamda olduğunuza güveniyor musunuz? Ben ne dersem kabul edecek misiniz? Tasdik edecek misiniz diyor. Bütün papazlar ve halk kabul ediyor. Tamam diyecek. Kabul ediyoruz. Söz veriyoruz. İncil hakkına söz veriyoruz diyorlar. Tamam diyor ve diyor ki papaz, baş papaz, cennetin kapısında yazıyor ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ve sonra hepsi şehadet etti ve hepsi Müslüman oldu. Bestamlı Beyazıt da onları İslam'ı bu şekilde anlatmış oldu. Allah o zatı anlayıp bize nasip eylesin. Allah o zatın makamını cennetle müessir eylesin inşallah.